kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Büyükyalı'dayım. Ancak bu sefer çok farklı bir bloktayım. Fendi bloğu burası. Fendi Kazan'ın Büyükyalı ile işbirliği halinde yaptığı bir proje bu. Ve bu Büyükyalı sitesinin en ön tarafında tekil olan bir blok burası. Ve sadece bu blokta içeride kullanılan tüm ürünler Fendi'ye ait ve Fendi tasarımına ait yapılan her şey. Ve bizim burada şu an halihazırda 3 tane projemiz var. Şu an ben ilkini sizinle paylaşıyor olacağım. Bir yandan bloğu inceleyeceğiz. Nasıl teslim ediliyor bu daireler Fendi ile işbirliği halinde, bunu inceleyeceğiz. Bir yandan da J blokta yaptığımız projenin öncesi videosunun linkini köşeye bırakıyorum. Bu müşterimizin bu dairedeki bütün ürünlerini getirip buradaki yeni aldığı dairesine adapte edeceğiz. Müşterilerimizin bizi tekrar tercih etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Tasarımları yaparken başta biz aynı tasarımı direkt buraya adapte edecek şekilde yapmıştık. Ardından müşterimin evini bir arkadaşı çok beğenmiş ve o şekilde almak istemiş. Dolayısıyla dedi ki bu ev için farklı bir tasarım yapalım. Biz de çok farklı bir tasarım yaptık. Gelin beraber detaylara birlikte bakalım, birlikte inceleyelim. Ama öncesinde sizlerle biraz koridorla alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü diğer bloklarda hep koridora baktık, zeminlere baktık, neler yapılmış. Burada gördüğünüz gibi koridorda Fendi'nin kendi duvar kağıdı ve aralarda böyle bronz, gold plakaları var. Bu şekilde ayırmış. Hatta bu taraflarda da bu teknik alanları kapatmak için, bunlar aslında şey gibi düşünebilirsiniz, teknik alanlara ulaşım. Burada da yine duvar kağıdı, farklı bir duvar kağıdı kullanılmış. Ve bunları sanki birer duvar ünitesi gibi, sanki birer dolap kapağı gibi değil de duvar ünitesi gibi tasarlamışlar. Ve ben bu dairelerin girişindeki tasarımı aslında çok beğendim. Şöyle kapıya doğru bakalım. Gördüğünüz gibi kapı alanı çok daha özenle tasarlanmış, çok daha hoş tasarlanmış. Burada kapı zili var. Şöyle basayım mı? Basayım. Ancak kapı zil sesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Umarım bunu değiştirebiliyoruzdur. Sanki bir kurban sesi gibi değil mi? Bence öyle ama mutlaka değiştiririz diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi güzel böyle bir sanki zarfların hani postaların bırakılacağı bir alan gibi düşünülmüş burası. Güzel bir kaplama var burada koyu renkli ve daire numaraları da böyle özenle yazılmış şekilde. Kapıda da aynı koridorda gördüğümüz bu metal çıtaların devamı olarak böyle güzel bir çıtalama sistemi konulmuş. Bence güzel bir düşünce. Özellikle burada ışık olması çok güzel bir fikir olmuş. Sanki böyle villa girişlerinde de olur ya böyle bir giriş alanı, onlar gibi biraz daha özenle tasarlanmış. Şimdi içeri doğru girelim. Evet, içeri girmeden önce hepinizin videolarda bana çok sıklıkla sorduğunuz bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Araştırmalarıma göre burada Fendi blokta 3+1 bir dairenin fiyatı 16 milyon TL'den başlayan fiyatlarla diye şu an güncel bu şekilde satılıyor. Tabii ki de dairenin bulunduğu kat, denizi görme açısı gibi faktörlerle de fiyatta değişiklik gösteriyor. Ancak 3+1 için başlangıç fiyatının bu olduğunu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Sizlerle de paylaşmak istedik. Evet, biliyorsunuz ki projemize başlarken mutlaka daha önceki videolarımızı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ustalar içeriye girmeden önce bütün render yani görsel çalışmalarımızı ve teknik çizimlerimizi bastırıp duvarlara asıyoruz. Tabii ki online olarak da ustalarımızla paylaşıyoruz ama yerinde duvarlarda olması bizim için çok önemli. Ve biz çok güzel bir servis keşfettik. Bunu kullanıyoruz. Buradan bastır diye bir hizmet. Aynı gün içerisinde İstanbul'da sipariş verdiğimiz anda ortalama 2 saat içerisinde baskılarımız istediğimiz adrese teslim oluyor. Sanki yemek hani sipariş eder gibi düşünebilirsiniz bunu. Gerçekten çok basit. Şimdi nasıl kullandığımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gelin beraber bakalım. Ben görselleri genellikle A3 bastırıyorum. Şöyle buradan bastır olarak yazıyorum. Online fotokopi merkezi olarak çıkıyor zaten. Burada benim bir hesabım var. Buradan hesabıma giriş yapayım. Bir saniye. Evet, gelin beraber bakalım. Ben kendi profilime giriş yaptım. Yoksa da zaten profilinizi hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Buradan PDF dosya yükle bölümünden hemen şuradan Fendi yazıyorum. Dosyamı yüklüyorum. Bu arada dosya yükledikten sonra formatını seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi en küçük A5'ten A0 hatta A0+ formatına kadar büyük formatlarda çıktı alabilirsiniz. Biz teknik çizimlerimizi genellikle büyük baskı halinde alıyoruz. Ancak şu an için A3 almayı düşünüyorum ben. Renderlerin anlaşılır olabilmesi için tek taraflı olmasını istiyorum. Çift taraflıya ihtiyacım yok.
Tip olarak da renkli seçiyorum ve yüksek kalitede baskı tercih edeceğim. İstersem hani özellikle teknik çizimlerde standart baskı alabiliyorum. Hani çok fazla çözünürlük benim için önemli olmuyor. Kağıdın yönünü de seçtikten sonra standart kağıda basılması benim için yeterli. İsterseniz 100 gram ya 200 gram gibi kağıt seçenekleri de mevcut. Ciltleme olarak kenar herhangi bir işlem istemiyorum ama biz projeleri aynı zamanda bir bütün olarak müşterilerimize teslim ederken tel spiralle mutlaka kitap haline getirerek teslim ediyoruz, bastırıyoruz. Bir tane kopya yeterli oluyor. Zaten fiyatı otomatik olarak görebiliyorum. Onaylaya bastığım zaman bu dosyamı eklemiş oluyorum. İstersen farklı bir dosya daha ekleyebiliyorum. Mesela başka bir dosya daha ekleyelim. Şöyle bunu da ekleyeyim. Burada da aynı şekilde yine seçeneklerimi seçiyorum. Aynı birebir olsun diye ciltsiz ve tek kopya. Onayla dediğim zaman bu ikinci dosyamı da eklemiş oluyorum. İki dosyamı ekledikten sonra da sipariş bölümüne geçiyorum. Ve sipariş bölümünde buradaki adresler teslimat adresi olarak farklı bir adres gireceğim şu an. Şöyle değiştireyim. Şimdi dosyalarımı burada görebiliyorum. Evet, acil sipariş şu an hemen basılmasını istiyorum öncelikli olarak. Ve ödeme evet kredi kartı ve teslimat yönteminde de İstanbul Express'i seçiyorum ki gün içerisinde anında teslim edilsin. Sadece İstanbul için geçerli. Şimdi kart bilgilerime girip ödemesini yapacağım. Bu arada daha önceki siparişlerimi de görebileceğim bir kendime ait bir hesabım var burada. Sipariş geçmişimi görebiliyorum. Ödenip ödenmediğini görebiliyorum. Ne zaman gönderileceği, ne kadar yüzde kaçının tamamlandığını da siparişimin görebiliyorum. Sipariş detaylarımı, siparişimi ön izlemede şu an siparişimin alındığını, onaylandığı zaman onaylandı, bastırılıyor, hazır, gönderildi olarak sürekli yenilenen bir sayfa var burada. Update ediliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir uygulama. Siz de kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Sipariş oluşturmak isteyen takipçilerimle güzel bir kupon paylaşmak istiyorum. Gizem 10 kuponuyla aşağıda şöyle yazıyorum. İlk siparişinizde size %10 indirim tanımlayacaklar. Bunun sözünü almış bulunmaktayım. Evet, çizimlerimizin siparişini de verdik. Onları beklerken ben size ev içerisinde böyle genel bir tur attırayım. Nasıl teslim ediliyor? Gördüğünüz gibi burada zeminde çok güzel bir parke uygulaması var. Bu parke uygulamasının adı Marküteri. Burada gördüğünüz gibi 60x60'lık marküteri tasarımımız var şu şekilde. Ve özellikle kenarlarda çok güzel bir bordür çalışması yapılmış yine parkeyle. Gördüğünüz gibi meşeden farklı renkler uygulayarak çok farklı bir his yaratılmış burada. Aynı zamanda odaların gördüğünüz gibi özellikle salonun, odaları demeyeyim sadece salonun girişinde böyle güzel mermer bir kaplamamız var. Burada süpürgeliklerimiz biraz daha yüksek. Şöyle göstereyim. Biraz daha böyle yüksek, biraz daha şık süpürgeliklerimiz var. Özellikle hani diğer dairelerde böyle değil ama bu dairede mesela mutfak hem salona açılıyor hem koridora açılıyor ve mutfağın çok güzel bir kapısı var. Reflekte kullanılmış. Şöyle cam, reflekte cam. Ve kenarlarında gördüğünüz gibi böyle gold detaylar var. Kulbu da böyle biraz daha farklı. Diğer daireleri görmüştünüz, hatırlarsınız. Çok çok daha farklı, farklı malzemeler, farklı markalar kullanılmış. Giriş alanında hani Fendi'nin herhalde gezdiğim bütün dairelerinde bu olay var. Mutlaka zeminde böyle Volakas, Alexander Black diye hatırlıyorum. İsmini yanlış telaffuz etmemişimdir umarım. Herkes biraz farklı isim veriyor. Ve de böyle yeşil bir mermerle böyle bir bordür çalışması var. Her dairenin girişine göre bu bordür, bu desen biraz daha tabii farklı. Ve gördüğünüz gibi burada böyle girişli bir dolap tasarımımız var. Dolaplarda da böyle sade, aynalı bir tasarım yapılmış. Fakat şöyle bir kulp çalışması yapılmış. Mesela birazcık da kötü yanlarını söyleyeyim. Mesela bu kulp çok kullanışsız gerçekten. Bunu mesela değiştireceğiz. Çünkü tutmak çok zor. Bunu değiştirip daha güzel bir kulp yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi duvarlarda normalde büyük yılda hiç duvar kağıdı çalışması yok. Fakat Fendiler direkt duvar kağıdıyla teslim ediliyor. Gördüğünüz gibi güzel bir duvar kağıdı var.
Şimdi benim daha önceden teslim ettiğim bu J bloktaki şu an müşterimin dairesini linkini de köşeye bırakıyorum. Ona bir bakın. Bu evi biraz daha koyu antresit siyahlarla tasarlamıştık. Çünkü müşterimizin zevki bu yönde. O yüzden maalesef ki buraya geldiği zaman ne yapsak, bu duvar kağıtlarını kaldırsak mı dedi. Dedim yok, daha hiç kullanmadınız, kalsın. Hani birazcık bunları kullanalım. O yüzden biraz bu konuda üzgün kendisi. Ben sizinle anahtarlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bu dairede yine akıllı ev sistemi var. Yine Thea'nın, fakat bu sefer daha farklı bir sistemi. Daha farklı bir rengi var. Prizler de aynı şekilde. En çok benim dairelerde merak ettiğim yerler genellikle banyolar oluyor. Çünkü tamamıyla hani tamam bir şekilde teslim ediliyor. Burada gördüğünüz gibi Fendi'nin klasik, hepinizin de çok aşina olduğu tasarımı. Şöyle derzli siyah parlak lake yapılmış. Burası da basaç. Şöyle alt kısmı. Böyle bir dolap ünitesi var. Aşağısı da havlular, sepetler falan için boş bırakılmış. Yine Fendi'nin imza tasarımlarından koridorda da gördüğümüz bu böyle iç içe geçmiş iki çerçeve. Buralarda kumlu çalışılmış, arkadan ışık verilmiş. Yani bu dairede detaylara çok çok önem verilmiş. Biraz daha hani böyle basit geçilmemiş hiçbir şey. Burada gördüğünüz gibi Metropol serisi kullanılmış. Bunların hepsi gerçekten çok güzel bir şekilde tasarlanmış ve burada duvar kağıdı olarak da biraz daha farklı bir duvar kağıdı tercih edilmiş. Evet, sizi tekrardan salona götürmek istiyorum. Çünkü salonda çok güzel bir teras alanımız var. Ve salondaki teras alanımız çok güzel bir şekilde denizi görüyor. Orayı bir görmenizi istiyorum. Şöyle sizi dışarı alayım şöyle. Gördüğünüz gibi buradaki doğrama renkleri de farklı. Doğramalar hep yine gold. Şöyle geçelim. Dışarıda kar yağıyor. Çok güzel bir hava var. Tertemiz. Gördüğünüz gibi en önde ve bizim daha önceki projemiz, yani müşterimizin şu an evinin olduğu blokta, şurada gördüğünüz fişekhanenin hemen üst tarafındaki blok. Bu arada biliyorsunuz neredeyse her blokta çalışmamız oldu buradan. O yüzden köşeye linkini bırakıyorum playlistin. Oradan bakabilirsiniz öncesi sonrası videolarına bütün yaptığımız dairelerim. İçeri geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi salondan direkt mutfağa geçiş var. Dairede benim çok fazla hoşuma gitmeyen şey aslında biraz kolonun yeri. Tam televizyon ünitesi olarak düşündüğümüz yerde kocaman bir kolon var ama biz bunu tasarımla sakladık. Tasarımla sanki burayı böyle bir ayrı bir alan değil de televizyon ünitesini tamamı olarak yaptık. Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle mutfağa doğru geçelim. Mutfakta da demin koridorda gösterdiğim kapının aynısı. Yine zaten Büyük Yıl'da hep aynı sistem kapılar. Bu sefer sürgülü hali. Şimdi gelelim mutfağa. Mutfak biraz daha güzel, daha farklı tasarlanmış diğer dairelere göre. Burada yine bir seramik bir tezgah alanımız var. Dolaplarımız. Dolapların üzerlerinde Fendi logosunu taşıyan kulpları var. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel bir şekilde tasarlanmış ve burada buzdolabı alanında da ankastre buzdolabı düşünülerek dolap için kapak bile bırakılmış, her şey düşünülmüş. Zeminde de yine diğer dairelerde olduğu gibi burada da böyle bir bordür çalışması var. Hadi odalara bakalım. Odalarda da normal klasik park yerine biraz daha farklı bir çalışma var. Şöyle gördüğünüz gibi odalarda da farklı bir parke uygulaması var. Burada iki tane genç kalacak. Artık çocuk değiller. Genç odası. İki çocuk kalacak burada. Yine odalarda da aynı standartlar devam etmiş. Yine asma tavan çalışması var. Ve asma tavan çalışmasının da kenarında çok modern bir dokunuş yapılmış gördüğünüz gibi. Böyle kenarında bir çerçevesi var. Bence çok sade ama çok şık olmuş. Buradan koridora geçmek istiyorum. Koridorda da böyle bir çamaşır odası alanı düşünülmüş. Aslında ben burada şunu hiç sevmedim. Buradaki güzel zemindeki bordürün aslında koridorda bitmesi daha uygun olurdu. İçeride kalması bence çok olmamış. Ama yine gördüğünüz gibi Fendi'nin imza stili burada da devam ediyor. Burada ledinize kadar her şey düşünülmüş. Burayı belki dolap alanı olarak kullanmak istersiniz diye. Yine girişteki dolapların aynısı.
koridorda bir tane daha böyle bir alan var. Burada da makineler için bırakılmış. Gördüğünüz gibi. Yine burada da hani su sensörü falan her şey. Aydınlatmasına kadar var. Burada yine bir oda daha var. Bu oda da aynı şekilde diğer odayla. Burası da genç kız odası olacak. Birazdan renderlerini göreceğiz. Beraber asacağız duvarlara. Ve bu dairede benim en çok sevdiğim ebeveyn yatak odası oldu. Niye? Çünkü giyinme odası için ayrı bir alanı var. Genellikle aynı odanın içerisine sığdırmaya çalışıyorduk ama burada işimiz çok çok daha kolaylaştı. Gelin beraber keşfedelim. Bütün yatak odalarında aynı standart, sadece ebeveyn yatak odasının kendine ait daha şık bir banyosu var. Birazdan orayı gezeceğiz. Şöyle döneyim. Gördüğünüz gibi arkamda gözüken U şeklinde bir gardırop alanımız var. Biz burayı böyle kapılı, sürgü kapılı güzel bir gardırop alanı olarak tasarladık. Ve banyoya bakalım. Banyo, buranın banyosu çok güzel. Gördüğünüz gibi çift lavabolu bir banyo alanı yapılmış. İki tarafta camla kapanmış, bir taraf duş, bir taraf klozet alanı. İki kişinin aynı anda banyoyu kullanabilmesi için gerekli olan gizlilik düşünülmüş. Burada Fendi'nin kendi deseni, filme basılmış ve burada duş alanımız var. Duş alanında da içeride giden bir gold detayımız, profil detayımız var. Buradaki dolaplarımız daha aynalı. Buradaki alanların içleri hep kullanılabilir depolama alanları olarak düşünülmüş. Duvarlarda suya dayanıklı duvar kağıtları var. Ve en çok benim en sevdiğim ise bu girişteki kullanılan mermerlerle burada bir tasarım yapılmış. Karma bir tasarım var. Güzel bir desen tasarımı var. Geberit kullanılmış. Burayı da böyle kapatarak ayrı bir alan olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada koridorda çocukların kullanımı için ayrı bir banyo var. Burası da farklı. Biliyorsunuz büyük yılda hep böyle banyolar hep birbirinden farklı. Burası biraz daha sade, kullanılmış, şey yapılmış, tasarlanmış. Ama burada da güzel bir kaplama malzemeyle güzel gold kulplar. Burada bakayım, bunun içi açılıyorsa süper. Wow, açılıyor, evet. Burası da yine depolama alanı olarak kullanılabilir. Ve yine şurada duş alanımız var. Burası biraz daha sade, ebeveyn yatak odasına daha çok özen göstermişler. Klozette kapının arkasında. O biraz garip olmuş ama olsun. Bir yandan da kendi fikirlerimi beyan ediyorum. Ufak bir ara verdik. Bu arada aşağıdan resepsiyondan aradılar. Çizimler gelmiş. Ben de açtım ve grupladım onları sizler için. Burada renderlarımızı şimdi tek tek ilgili yerlere asacağız. Burada gördüğünüz gibi girişin renderi var. Böyle basit bir şekilde. Burada salon. Şöyle hatta salonun devamı böyle. Ebeveyn yatak odası, genç odası 1 ve genç odası 2, kız odası, erkeklerin odası. Bu şekilde. Şimdi ben salonu alıyorum ve evet girişi alıyorum. Hadi geçelim. Şimdi bunlar bu videoyu bitirdikten sonra müşterim gelecek. Revizyon için ufak bir toplantı yapacağız. Değişecek şeyler azıcık olacaktır mutlaka. Teknik çizimleri de olduğu zaman beraber duvarlara asacağız. Zaten Instagram'dan bizi takip ediyorsanız bunları beraber yaparız hep biliyorsunuz. Burada girişte böyle bir mermer ve gold'un olduğu, yani buradaki tasarıma uygun bir dresuar tasarımı yaptık. Ve aynaları var. Bu aynaların içlerinde de böyle gizli aydınlatmaları var falan. Çok şık olacak. Bunu böyle şuraya koyuyorum şimdilik. Evet. Aslında sonrası, yani J bloktaki dairenin sonrası videosunu izlerseniz, köşeye linkini tekrardan bırakıyorum, bir bakın. Orada kullandığımız büyük koltuğumuzu, orta sehpamızı ve iki bercerimiz, onları ve sandalyelerimizi alacağız. Burada da kullanacağız. Çünkü neredeyse bir sene oldu. Burada yaptığımız şeyden bahsediyorum. Öncelikle burasını bir yemek odası alanı olarak tasarladık. Eski aydınlatmalarımızı da alacağız bu arada. Burada arkamda gördüğünüz yere böyle güzel mermer bir çerçevesi olan ayna tasarımımız var. Fakat burada yemek masası olduğu için, buradaki oturma engellememesi için konsolu ortaya değil de sağ sola iki tane ünite olarak tasarladık. Şöyle
Burada bir de tavanda, biliyorsunuz ben bomboş tavanları çok sevmiyorum. Yine bu Fendi hissiyatını, tasarımını yansıtacak bir tavan çıta uygulamamız da olacak. Şöyle. Bir önceki sandalyelerimize eş olarak master chair'ler aldık. Yani baş sandalyeleri aldık ve masamızı değiştirdik bu sefer. Çünkü bir önceki evdeki masamız çok küçüktü. Buraya küçük gelecekti. Sadece masayı değiştirdik. Şöyle. Bunları böyle. Evet. Şimdi bu bahsettiğim kolon alanını nasıl yaptık? Oraya bakalım. Burada yine Fendi içeride ebeveyn banyosunda gördüğünüz tasarıma benzer bir tasarım yaptık. Bu arada müşterimizin isteği bu yöndeydi. Yani koyu renkleri seven bir müşterimiz, farklı mermerleri bir arada görmeyi seven bir müşterimiz ve buradaki tasarım anlayışına yakın bir şeyler olsun istediği için ona uygun tasarım yapıldı. Buradaki kolon kısmı da bu şekilde ahşapla gizlendi. Sanki bir dolapmış gibi bir etki yarattık. Burayı da böyle bırakıyorum. Evet. Burada o büyük koltuğumuz burada konumlanacak. Evden gelen orta sehpamız ve iki tane berjerlerimiz yine bu şekilde konumlanacak. Bunu da buraya koyuyorum. Bu arada girişte şurada bir köşe, bir alan var. Müşterimizin çok güzel aksesuarları var ve aksesuarlarını görmeyi çok seviyor açık bir kitaplık alanında. O yüzden buraya da şöyle bir aynalı ve aydınlatmalı bir büfe alanı yaptık diyebilirim. Şöyle kitaplık gibi bir alanımız var. Ve bu dairede bir önceki dairenin dışında istenen şöyle bir şey vardı. Biz fazlaca misafir ağırlıyoruz ve ağırladığımız misafirlerde bazen ikili gruplar halinde oturabiliyoruz. O yüzden araya bir separatör tasarımı yaptık şöyle. Ve burada ayrı bir koltuk takımımız var. Gördüğünüz gibi diğer tarafta bu şekilde olacak. Evet. Şimdi geçelim yatak odalarına bakalım. Şöyle yatak odalarını sırasıyla alayım. Şöyle üst üste. Tekrardan buraya geri dönmeyelim. Evet. İki tane genç odası var. Genç odalarından bir tanesini, yani düz planlı olan, çünkü diğerinde bir hafif bir kolon çıkıntısı var. Burada iki kişi kalmasını uygun gördüm. O kolondan etkilenmeyelim diye. Çünkü buradaki her bir santimetre kare bizim ihtiyacımız var sığmaları için. Burada bir gardırop alanımız olacak. Ve ahşap bir yatak başlığı ve deri yatak başlıklarımız var. Ortak tek bir komodinleri var ve ortak tek bir aydınlatmaları var yatak başı aydınlatması olarak. Ve karşılıklı çalışma masaları var. Şunları şöyle bırakayım. Çalışma masalarının yanında da böyle bir televizyon ünitesi alanımız var burada da. Aslında mantık olarak aynı ilerledik. Sadece çocukların çalışma masalarını artık biraz daha geniş çalışabildik bu dairede. Biraz daha geniş çünkü. Ve yataklarının boyutlarını büyüttük. Bir duvar kağıdı uygulaması yaptık. Ona uygun perdemizi seçtik. Bir sonraki odaya geçelim. Bir önceki projemizde en çok beğenilen odalardan bir tanesi müşterimizin kızının odasıydı. Yeşil renkte tasarlamıştık. Tekrar baştan tasarım yapılacağı zaman dedim ben, hani bana bir şey söyle, neye göre tasarlayayım, bir çıkış noktası. Dedi ki ben bu sefer lacivert bir şeyler istiyorum ve bu sefer biraz daha böyle genç odasındansa biraz daha artık yetişkin odası tarzı bir şeyler istiyorum deyince biz de ona böyle bir tasarım yaptık. Kumaş bir yatak başlığımız var. Çok şık aydınlatmalarımız var küçük dokunuşlarla. Güzelleştirmek istedik. Girişte yine solda bir dolap alanımız var. Kaplama bir dolap yapacağız buraya. Çünkü müşterimle daha önceden çalıştığım için zevkini biliyorum, nelerden hoşlandığını biliyorum. Ve duvar kağıtlarından da böyle birkaç tane gösterdiğim zaman Limonta'nın bu serisini çok beğenmiştim. O yüzden benim çıkış noktam aslında duvar kağıdıydı burada. Daha önce odasında kocaman bir kitaplığı vardı. Aslında bu sefer o kadar alana ihtiyacı olmadığını bana söylediği için biraz daha böyle kitaplık ve çalışma alanını, çünkü o camın önünde seviyor genellikle çalışmayı, daha sadeleştirdik. Daha az depolama alanlı bir yer haline getirdik. Kolonda ve duvarda iki farklı duvar kağıdı kullandık ve burada güzel bir, hani hem boy aynası olarak kullanabileceği hem de makyaj aynası olarak kullanabileceği bir alan ona tasarlamış olduk. Burası böyle. Ve son olarak ebeveyn yatak odasına geçelim. Ebeveyn yatak odasında
belki yatağımızı ve komodinlerimizi alırız diye eski yatağımızı ve eski komodinlerimizle buraya yeni baştan bir yatak başı tasarımı yaptık. Kendi aydınlatmamızı alacağız aynı zamanda. Mevcut aydınlatmamızı. Burada da yine o Fendi hissiyatını verebilmek için yine bir mermer bir çerçevemiz var. Ve güzel aynalarımız var. Ben burada abanoz kaplama tercih ettim. Belki sonradan cevize dönebiliriz. Müşterime numune yapıp göstereceğim. Hoşuna giderse hangisi. Ona uygun olarak devam edeceğiz. Burası yatak başı alanı. Bu alanda da bir makyaj masası tasarımımız var. Arkada Effinger'in çok güzel skin koleksiyonundan bir duvar kağıdı var. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Ve son olarak da burası içerisi tam bir giyinme odası olarak tasarlandı. Bazı kapıları şeffaf, bazı kapıları mobilya. Ve burada böyle tırtıklı camla güzel bir ayrı bir bölüm haline getirdik. Şu yukarılarda depolama alanı olarak kullanılabilecek. Tepeye de bir aynalı bir tasarım yaptık ki orada güzel bir derinlik algısı oluşsun diye. Bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Projede oluşabilecek olan değişiklikleri, malzeme seçimlerimizi ve tüm serüveni görebilmek için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olur, bizi takip ederseniz ve bu videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.